Bakan Bey ilk göreve başladığı zaman siz konuşmanın başında söylediniz ya işte EBA. Bakan Bey ilk başladığımız zaman konuşurken işte şey demişti, böyle Temmuz 2018 ya da 2019 olsa gerek. Dedi ki ya dedi bizim dedi örneğin dedi Bitlis'te çok iyi fizik anlatan bir öğretmenimiz varsa dedi. Biz niye öğretmeni buraya çağırıp ona videolar çektirip onun videolarını YouTube'a yükleme şeye EBA'ya yüklemiyoruz dedi. Ya bu bizim için çok ciddi bir avantaj olabilir. O öğretmenden ülkenin tamamındaki çocukların faydalanma şansı olur dedi ve bu kapsamda YİTEK ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Yani Nasıl bir öngörü yalnız? yüz yüze olmasa da yani senkron olmasa da senkron bir şekilde çalışmalara bir anlamda bakanlık başlamıştı. Sonra deprem üzerimizden uzak etsin ama deprem esnasında da bunu bir Denedik. anlamda Evet. deneme şansımız oldu. Bir miktar kullandık. Ancak tabii ya burada çok şey çok konuşuldu. Öğretmen arkadaşlarım da tabii haklı olarak sağlık kaygısı 1 milyon öğretmenin aslında hani bakanlığın 14-15 milyon öğrencisi bir anlamda işte her eve girilen çıkılan bir durum ortaya çıkarıyor aslına bakarsanız ve biz ülke olarak genç nüfusun da etkisiyle kalabalık sınıflar nedeniyle aslında okulları hani belirtilen çerçevede maalesef açamadık. Bu bizim için bir handikap. Ancak bunun yanında farklı beceriler kazandık bu süreçte. Önce şeyden başlayayım. Bunu da aslında bir yayına çevirdik bir yerde yayınlan. Yani Mayıs'ta çıkacak kabul edildi. Yine böyle Aralık 2019'da Bakan Bey bize dedi ki ya dedi bir öğretmenlerimizin bizim dijital durumları, dijital yeterlikleri ne durumda? Buna bir bakmak istiyorum dedi. Ondan sonra biz de bu Avrupa Digicomp Edu diye bir ölçek var. Örneklerin geliştirdiği bu ölçeği de bulduk. Dedik ki bunu uyarlayalım Türkçe'ye ve uyarladık. Verileri topladık falan. Sonra pandemi patladı birden. Ve elimizde kaldı o öylece. Yani bir kenarda kaldı. Uyarlamasını falan her şeyini yapmıştık. Hatta işte Bahçeşehir'den Ergün Hocam, Sultan Hoca, ondan sonra da Zeynep Hoca, Uzakdere Eğitim'den onlar da işin şey kısmına destek verdiler. Literatürdür, tartışmadır falan kısmına destek verdiler. Benim doğrudan alanım olmadığı için. Ondan sonra ve böyle veri kaldı elimizde. Analizlerini falan her şeyini yaptık. Orada durdu. Sonra dergiye gönderdik. Yazışmalar falan vesaire ve geçenlerde dedik ki ya bizim elimizde veri seti var. Bir bakalım bu bir yıl ne yapmış bizim öğretmenlerimize. Yani şey anlamında nasıl bir katkı sağlamış? Dijital yeterliliklerinin gelişmesi anlamında nasıl bir katkı sağlamış diye şöyle bir bakalım dedik ve tekrardan veri topladık Türkiye'deki 8-9 ilden ve ilk önce işte şeyle karşılaştırdık. Tamamıyla bir önceki 2019'da toplatta 2019 demeyelim de 2020'nin başı Ocak gibiydi. Ama veri Topladığımız olarak veriler. işte 2019 verisi belki hani. Yani evet yani pandeminin hemen öncesi aslında bir ay, 1,5 ay önceki bir şeyi değerler çıktı ortaya ve çok ilginç sonuçlar çıktı. Burada aslında hani öğretmen kazanımı açısından baktığımızda bir anlamda ölçeğin boyutları aslında ciddi anlamda güzel de hazırlanmış bir ölçek. Mesela meslekli dijital beceri kullanımı, dijital kaynakların kullanılması, öğretme öğrenme süreçlerinde dijital kaynakların kullanılması, ölçme değerlendirme noktası, öğrencinin güçlendirilmesi, yani öğrenciye dijital anlamda destek verilmesi ve öğrencilerin dijital yetkinliklerinin kolaylaştırılması gibi bir ölçek var. Ve bu ölçek aslına bakarsanız hemen hemen neredeyse bir standart sapmaya yakın öğretmenlerin dijital becerilerinde bir artış gerçekleşmiş. Hem ölçme değerlendirme anlamında, hem meslekte bunun kullanımı anlamında, hem dijital kaynakların aktive edilmesi, hem öğrencilerin güçlendirilmesi her alanda bizi bir şeye taşımış, öğretmenleri Yani artıya bu taşımış. salgın süreci bütün öğretmenleri eğitimle ilgili bütün alanlarda teknolojik olarak ileriye taşıdı. Ve bu Bunu sadece şey değil, bunun ölçtünüz, içerisinde meslek lisesi öğretmenleri de var. Bunun içerisinde uygulamalı alanlar, resim, müzik, beden gibi öğretmenleri derslerin de var. öğretmenleri de var tabii. Harika. Bunun içerisinde İmam Hatip Lisesi'nden öğretmen, İmam Hatip okullarından öğretmenler var. Tüm branşlar var yani bütün branşlar. Biz sadece onları 3 gruba ayırdık. Sayısal alanlar, sözel alanlar. Hatta orada da Sanko'da yaptığımız sınıflandırmayı yaptık biraz hocam. Uygulamalı alanlar diye 3'e ayırdık ve onları birbirleriyle karşılaştırdık. Hani kim kime göre Hissedilir bir daha çok fark var. gelişmişti. Hı.
ciddi anlamda hissedilir bir fark var.